Efendim EkoTürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eren Cunumut. Yatırım Dünyası programı ile karşınızdayız. Gündem kripto piyasaları. Kripto para piyasalarında bu aralar yükseliş hareketinin çok kuvvetli olmadığını görüyoruz. Özellikle FED kararının ardından bir miktar toparlanma gerçekleşse de ki Bitcoin üzerinde konuşuyorum. Fakat buradaki yükseliş hareketinin çok net olmadığını ve bazı gelişmelerin de yaşandığını not edelim. İşte hem fiyatlamalar hem de gelişmeler özelinde iş yatırım uluslararası piyasalar direktörü Şant Manukyan ile birlikte sohbetimize başlıyoruz. Şant Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi haftalar. Çok teşekkürler, sizlere de iyi haftalar. Evet, ilk sorumla başlamak istiyorum. Hindistan'da kripto para yasa tasarısına ilişkin. Orada sanki bir erteleme geliyormuş gibi bir durum var. Henüz yasa tasarısını tam olarak hazırlayamadıklarını ve aslına bakarsanız ilk hazırlanan yasa tasarısının da Bakanlar Kurulu'ndan geri döndüğüne ilişkin bazı haberler var ki baktığımız zaman kripto yatırımlarına yönelik de ciddi anlamda bir regülasyonu tartışan bir Hindistan var. Bu ertelemeyi ya da bu erteleme olasılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu konu yavaş yavaş Çin'e dönmeye başlıyor. Yani engellendi, engellenmedi, biraz engellendi, işte biraz serbest bırakıldı vesaire ama şöyle diyeyim, aslında piyasa en kötüyü yanılmıyorsam iki kez satın aldı. Yani iki kez Hindistan yasaklayacak netliğinde haberler geçti ve bunun negatif bir yansıması da elbette oldu. Ama gözüken o ki o kadar da net bir önlem alınmayacak. Yani nasıl bir baskı var bilmiyorum. Belki sektörün büyüme potansiyeli nedeniyle içeride bazı isimler karşı çıkıyor buna. Ama dünyanın geri kalanında olduğu gibi iyi regüle edelim, hareket alanını kısalım ama biraz bir şekilde yaşatalım düşüncesinin baskın olduğunu görüyoruz. Bu konu biraz daha tartışılır ama böyle devam ederse, yani haftada bir farklı haberler gelmeye devam ederse piyasa göz ardı eder ve eğer bir tam engel çıkmazsa artık fiyatlamaz diye düşünüyorum. Yok bir şekilde regülasyon gelir ama günün sonunda Hindistan vatandaşları, ki çok belirgin sayıda insandan bahsediyoruz, yatırım yapmaya devam eder. O zaman da olumlu bir fiyatlamayla bunu geride bırakırız. Şant Bey, ne kadar yasaklanabilir ki yani kripto piyasaları? Çünkü Çin'de genel anlamda güçlü bir yasaklama söz konusu oldu. Yani regülasyon üzerine regülasyon, hatta regülasyonun da ötesinde bir yasaklama söz konusu. Ama Çin'e baktığımız vakit kripto para madenciliğinde ciddi anlamda hala artışın olduğunu görüyoruz. Yani dünya kripto paralara çok da yakın durmuyor. En azından siyasi taraf çok yakın durmuyor. Ki bunun bir de vergilendirme noktası var. Şimdi nasıl bir yasaklama modeli oluşabilir ki kriptoların önüne bir set çekilebilsin? Tabii Çin çok farklı bir örnek. Çünkü Çin'in internet üzerindeki kontrolü de çok yoğun. Dolayısıyla eğer yasaklayabilecek bir ülke varsa o da Çin'dir demek gerekir diye düşünüyorum. Ama diğer bölgelere baktığınızda eğer bütün dünyada net bir şekilde bir tek regülasyon, tek vergilendirme tarzı bir karar çıkmazsa eğer, ki ona yönelik dikkat ederseniz örneğin IMF tarafından bir talep geldi. Herkes aynı regülasyonu veya benzer regülasyonlar yapsın diye. Doğru. FATF'in çıkardığı bazı genelgeler, yönelgeler var. Hani o yönde adımlar yok da değil ama bütün dünyada bir adım atılmadığı sürece dediğinize katılıyorum. Bunun tamamen engellenmesi zor. Ama şunu da unutmamak lazım. Şu anda kripto paraları kullanan kesimler daha çok teknolojiye yakın genç insanlar. Dolayısıyla kripto paraların geniş kesimlere, özellikle de belli bir yaşın üzerinde ve aslında sermayesi olan yatırımcılara gidebilmesi için biraz daha regülasyon, işte devletlerin bu konuya onay vermesi, teknolojik olarak daha kolay işlem yapılabilmesi, yani bundan kastım ETF'lerin olması veya kabul görmüş ana borsalar tarafından alım satıma konu edilmesi gibi kritik noktalar var. Dolayısıyla belki önü kesilemez doğrudan ama yayılmasının, genişlemesinin çok ciddi anlamda hızı yavaşlatılabilir. Şimdi Arjantin eski Cumhurbaşkanı Macri'nin de yapmış olduğu bir açıklama var. Ethereum'un fikir babası ve üreticisi olan Vitalik ile yapmış olduğu bir konuşmada Ethereum'un dünyanın en değerli paralarından biri olarak tanıdığını ve en yenilikçi, merkeziyetsiz teknolojilerden biri olarak tanımladığını görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı ve Ethereum hakkındaki yorumlarınız neler?
genelde emekli olduktan sonra bu geliyor, bu tip açıklamalar geliyor. Son zamanlarda özellikle son bir ayda SEC'nin başındaki isimlerin örneğin kripto paralara girişimlere katıldığını görüyoruz. CFTC'nin önemli isimleri yine emekli olduktan sonra bu tip girişimlere giriyorlar. Ama bir türlü yetki ellerindeyken çok kolay kolay da izin vermiyorlar bu konuya. Ben katılıyorum. Yani söylediği çok doğru. Zaten bu terim çok felsefi açıdan da yani çok gerçekten konuya çok hakim bir isim. Dolayısıyla ben de o düşüncedeyim ama bunun bir şekilde ana akım siyasete de sıçraması lazım ki bu iş daha hızlı bir şekilde gitsin. Şu anda gözüken bu konuya daha dost büyük ekonomiler arasından bahsediyorum. Amerika'da bile çıkan seslere baktığımızda çok ciddi anlamda karşısında duran önemli isimler var. Örneğin Elizabeth Warren başta olmak üzere. Evet. Evet. Peki Amerika'da Çin ötesinde ya da Çin ayarında bir regülasyon ya da yasaklama söz konusu olabilir mi ve olursa da bunun ne gibi bir fiyatlamalara yansıması olur? Zannetmiyorum. Çünkü öncelikle şunu unutmamak lazım. Amerika'da bazı eyaletlerde bu konu çok ciddiye alınıyor ve çok ciddi bir şekilde de destekleniyor. Dolayısıyla Çin ayarında toptan bir kapatma, şalteri indirme tarzı bir şey kesinlikle beklemiyorum. Tabii bunu yavaşlatacak vergisel tarafta veya SEC'nin aldığı adımlar var. Bunları görüyoruz. İkinci olarak da biraz göz ardı ediliyor ama aslında Amerika'nın burada ikinci bir çıkarı daha var. O da dikkat ederseniz stabil para birimlerinin çoğu dolar üzerine kurulmuş veya doğru, dolara peg edilmiş, çıpalanmış birimler. Dolayısıyla doların önemini koruması açısından da burası kritik. O açıdan baktığımda ben Amerika'nın çıkarına olan bir adım olarak görmüyorum bunu. Ama tabii ki kendi finansal sistemindeki pek çok problemi de düzeltmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğer oradaki sorunlara yönelik bir enstrüman çıkıyorsa kripto para veya herhangi bir farklı şekilde buraya doğru yatırımcıların kaymaması çok anlamlı değil. Şimdi son dönemde Bitcoin'de bir düşüş hareketi var. Yani toparlanmalar açıkçası çok düşük ölçüde, düşük montanda oluyor ve kripto fiyatlamasına yani Bitcoin fiyatlaması noktasında da bazı değişik fikirler var, çelişkili yorumlar var. İşte mesela kripto para trader ve analisti Credible dediğine göre kripto borsalarında özellikle de Bitcoin noktasında 100 bin dolarların çok rahat bir şekilde önümüzdeki yakın bir gelecekte görülebileceğine ilişkin bazı açıklamaları var. İşte başka bir analist Çin'de yeni yıl ve genel olarak da demiş yeni yıl tatiliyle piyasalarda olumlu bir hareketlenme olacağından neredeyse emin açıklaması yapılıyor. Yani Çin'deki yeni yıl tatilinin kripto paralara ve özellikle de Bitcoin'e pozitif olarak yansıyacağını söylüyor. Ve burada da yine 110 bin dolarlık bir fiyatlama hedefi var. Ama başka bir cenahta henüz düşüşün tamamlanmadığı ve çöküş diye tabir edebilecek ölçüde dahi bir geri çekilmenin, bir düşüşün oluşabileceğinden vuruyorlar, oluşabileceğinden bahsediyorlar. Siz hangi taraftasınız ve önümüzdeki döneme ilişkin Bitcoin'deki fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben daha orta yolcuyum. Yani evet, bir defa 100 binlerden bahsetmek için önce benim gözümde 53 binlerin aşılması gerekiyor. Ciddi bir çöküşten bahsetmek içinse 41 binin kırılması gerekiyor. Biraz daha net konuşmam gerekirse ben biraz daha satışların devam edebileceği düşüncesindeyim. Neden? Çünkü bu geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz sert bir satış geldi. Ondan sonra zaten toparlayamadı. Birkaç tane problemin üst üste geldiğini düşünüyorum. Birincisi grafikler aslında zayıfladı. Yani teknik olarak baktığınızda bir zayıflama söz konusu. İkincisi, hoşa gitmeyen ama kaçınılmaz olan bir korelasyon var. Hisse senedi piyasasıyla Bitcoin arasındaki korelasyon artıyor. Yani dikkat ederseniz örneğin Fed akşamı hisse senedi piyasasında bir toparlanma gördük. Bitcoin'de de benzer bir toparlanma oldu. Ertesi günlerde bir satış geldiğini şu anda da görüyoruz. Bitcoin'e de bu yansıyor. Neden? Çünkü aslında istediğimiz bir şey gerçekleşti veya gerçekleşiyor yavaş yavaş. Kurumsal yatırımcılar, özür dilerim, yavaş yavaş portföylerinde Bitcoin'e yer veriyorlar. Ama bu olurken tabii diğer varlıklarda bir satış geldiğinde Bitcoin tarafını da likide etmekten çekinmiyorlar. Dolayısıyla korelasyon artıyor. Şu anda da hisse senedi piyasasının biraz daha satış yeme ihtimali ben yüksek gördüğüm için bunun Bitcoin'e yansıyabileceğini düşünüyorum. Bir diğer nokta tabii Fed'in sıkılaştırmaya gitme riski. Bu fonlama maliyetini arttıran bir şey. Dolayısıyla insanların
genelde dolar dışındaki varlıkların değerlemelerini tekrar düşündükleri bir konudur. Onun baskısı olabilir. Ve nihayet bu hani psikolojik bir şey, gerekçe olarak söylemiyorum ama Plan B'nin o mükemmel bir şekilde tutan, ki beni çok şaşırtıyor çünkü aslında o fiyatlama modelinin çalıştığını düşünmüyorum ben finansal piyasalarda, ama stock to flow modeli, stock akım modeline baktığımızda ilk kez Kasım ayında ilişkinin kırıldığını gördük. O piyasa açısından aslında çok moral veren bir şeydi. Yani düşüyoruz ama korkma, model şöyle bir fiyat veriyor diyorduk ve gerçekten ayın sonunda da o seviyelere geliyorduk. Bütün bunlardan dolayı ben biraz daha aşağı gideceğimizi düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, yani az önce işte çok emin konuşuyor dediniz. Benim kripto tarafında gördüğüm bir şey varsa, genel piyasa için de gerek geçerli bu ama özellikle kripto için geçerli. Emin konuşmak çok çok zor. Yani evet, çok hızlı bir şekilde iki tarafa hareket ediyor. Burada doğru olan, yatırımcı olarak doğru olan kendi fikrinize tapınmaktansa piyasanın verdiği işareti değerlendirmek. Geçenlerde Elon Musk'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı Dogecoin ile alakalı. Tesla'da bazı ürünlerin satışını Dogecoin olarak kabul edeceğine ilişkin. Biz genelde Bitcoin, Ripple hatta Ethereum'la satışların kabul edildiğini gördük ama Dogecoin, yani nasıl değerlendirirsiniz? Ya da Dogecoin gibi daha farklı, hani yan kriptolar, alt kriptolar diye tabir edebileceğimiz para bilimlerinin kripto varlıkların satış noktasında bir aracı konumuna yerleşme ihtimali var mı sizce? Yani Dogecoin'i daha diğerleri takip edebilir mi? Şimdi elbette, yani bir, buradaki muhasebe kuralları önemli. Yani şu anda Tesla Bitcoin'i bir para veya hisse senedi yatırım aracı olarak değerlendirmiyor. Dolayısıyla nasıl değerlendirilecek o önemli. İki, hissedarlar gerçekten bu kadar, Bitcoin bile çok volatil, Dogecoin daha da volatil bir varlık. Buna okey mi? Onu görmek lazım. Ama bunların dışında blok zinciri üzerinden, yani hızlı bir şekilde işlemin gerçekleştirilmesi, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi vesaireleri eğer tartışıyorsak, evet, bazı bu tip kriterleri yerine getiren coinler gayet de kullanılabilir. Bence Bitcoin konusunda Tesla'nın geri adım atmasının bir nedeni de aslında proof of work, yani bir nevi şu andaki çevre kaygılarıyla çelişki içinde olan veya en azından öyle gözüken bir yöntem kullanmasıydı. O konu çözüldüğünde, ki yavaş yavaş çözülüyor aslında Bitcoin tarafında da, ben Tesla'nın Bitcoin'e de geri döneceğini düşünüyorum. Seçten yapılan bir açıklama vardı. Bu spot Bitcoin ETF'lerinin erteleme kararı. Bu erteleme kararını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi orada aslında SEC'nin doğru bir mantığı var. Yani diyor ki bu piyasa yeterince derinleşmiş değil. Bir manipülasyon yapıldığı zaman yeterince veri de toplayamıyorum ben. Dolayısıyla kim yapıyor bunu, nasıl peşinden gideriz, bunları yakalayamıyorum. O yüzden de daha oturmuş, kimin ne olduğu daha belli olan vadeli piyasalar üzerinden ETF'le idare edin. Ama sorun şu ki o tip bir ETF yatırımcı açısından problemli. Yani uzun vadeli tuttuğunuzda bırakın yatırımcının Bitcoin tarafındaki hareketi yakalaması, ekstra maliyet bile çıkıyor. Dolayısıyla Kanada tarafında da aslında bu tip bir, yani spot ETF'in var olduğunu düşünürsek, ben SEC'nin belki biraz daha katı kurallarla ama bu işe yol verebileceğini düşünüyorum. Şu anda bu kadar geciktiriyor olması gerçekten haklı nedenlerle olabilir. Ama diğer taraftan da o tarafa çok sert bir para hareketi bekliyorlarsa, onu biraz yumuşatacak şekilde veya regülasyonların tam olarak gelmesinden sonra harekete geçmeyi tercih ediyorlar da olabilir. Şimdi Çin tarafında yasaklamaları konuşuyoruz ama Japonya tarafında daha pozitif gelişmeler oluyor. Baktığımız vakit CBI Group Japon yatırımcıları için kripto varlık fonu başlatmış durumda. Genelde kripto varlık fonları bu aralar çok popüler olmaya başladı. Bunun da büyük ihtimal yayılması beklenebilir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve kripto paralar özelindeki yansımasını nasıl yorumlarsınız? Japonya aslında uzun süredir, yani bundan önceki dönemlerde de daha hızlı davrandı ve kripto dostu regülasyonlara sahip. Şimdi az önce söylediğim konuya tekrar dönmek lazım diye düşünüyorum. Bazı insanlar açısından baktığınızda soğuk cüzdana çekme, işte borsaya gönderme, bir merkeziyetsiz borsada işlem yapma vesaire gibi konular biraz daha kafa karıştıran konular olabilir. Veya karşınızda bir muhatap olmaması
aslında rahatsızlık veriyor olabilir. Bu açıdan baktığımızda önemli kurumların fonlarla gelmesi ama o fonun da iyi çalışıyor olması lazım. Yani örneğin bazı fonlarda şu anda inanılmaz bir fark var. İçindeki BTC ile fonun fiyatı arasında Grayscale'in fonundan bahsediyorum. İyi çalışan bir fon dizayn edilebildiği takdirde hem yeni yatırımcı gelecektir diye düşünüyorum. Hem de yatırımcıların şu anda var olan bazı ürünlerdeki zayıf performanstan kurtulması söz konusu olacaktır. Şimdi Şant Bey, çok fazla yorum duyuyorum ben kişisel olarak. O da şu, Metaverse projelerinden asıl hype'ı daha gelmedi. Yani asıl dönemi daha gelmedi diye. En son malum Facebook'un ismini Meta olarak değiştirmesi bir anda Metaverse'e ciddi anlamda ilginin artmasını beraberinde getirdi. Ve Metaverse projelerine ait coinler, altcoinler de yükseliş hareketi hız kazandı. Ama şimdi onun çok ufak bir hype olduğunu ve asıl hype'ın, yani asıl Metaverse döneminin, Metaverse projelerindeki, kriptolardaki yükseliş hareketinin yılın birinci çeyreği ya da maksimum önümüzdeki yılın ikinci çeyreği itibariyle oluşacağına ilişkin ciddi anlamda yorumlamalar var. Siz böyle bir beklenti içerisinde misiniz? Yani Metaverse projeleri genel itibariyle pozitif havaya ayak uyduruyor. Hatta kendi başına bir pozitif bir hava yakalıyorlar. Fakat hype olarak, yani dönemi olarak Metaverse projelerinin nasıl bir yorumda bulunursunuz? Birinci çeyrek, ikinci çeyrek gibi vade noktasında. Açıkçası evet, ben de katılıyorum. Çünkü orada biraz daha farklı bazı iş modelleri var ve büyük şirketlerin daha hızlı bir şekilde girdiğini de görüyoruz. Ama 2-3 tane de önemli nokta var. Yani birincisi, regülasyon dediğimizde sadece Metaverse coinlerinin regülasyonundan bahsetmiyoruz. Metaverse'ün kendisinin de regüle edilmesi söz konusu olacak. Çünkü onun içindeki bazı iş modelleri bazı ülkelerin kanunlarına göre aslında yasa dışı. Dolayısıyla orada da bazı sürpriz elementleri var. İkincisi, Metaverse'ün fikri aslında teknolojisinden, yani hardware'inden biraz önde gidiyor. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla yaygınlaşması zannedildiği kadar da hızlı olmayabilir. O açıdan baktığımda ben önümüzdeki senenin birinci çeyreği diyemem. Ha, evet, eğer az önce bahsettiğiniz gibi kriptoların geneline bir dalga gelirse bu Metaverse coinleri de yukarıya doğru götürecektir. Ama önümüzdeki bir iki yıllık dönemde bu konuya yapılan yatırımların, reel yatırımların daha arttığını göreceğiz. Dolayısıyla şu an için bu konuya ilgi duyanların toplamaya başlayabileceği bir yatırım gibi geliyor bana. Ama şunu da unutmamak lazım. Bitcoin çıktığında bir tek enstrümandı. Yani bir anda onlarca kripto varlıkla çevrelenmedi Bitcoin. Şu anda onlarca, hatta yüzlerce Metaverse projeleri var. Bunların bir kısmı evet ayakta kalacaktır. Ama bir kısmı da iş yapmadığı, çok realist olmadığı anlaşılınca silinip gidecek. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi yatırımcıların çok ciddi anlamda incelemesi kritik bir şey. Şimdi coin piyasalarını konuştuk. Dilerseniz, izniniz varsa biraz da küresel piyasaları biraz bakmakta fayda görüyorum. Mesela geçtiğimiz hafta FED kararı vardı ama FED kararından daha bir enteresan olan, yani sürpriz olarak tabir edilebilecek olan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararıydı. Çünkü genelde omikron varyantındaki yayılma hızından dolayı İngiltere Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler önümüzdeki yılın, yani 2022 yılının Şubat ayına ertelenmişti. Fakat genel olarak küresel merkez bankaları, büyük küresel merkez bankaları omikron varyantının yayılımından çok enflasyona daha bir fazla odaklanmış durumda ki şahin politikalarını ciddi anlamda güçlendirmeye başladılar. Siz mesela İngiltere Merkez Bankası'nın atmış olduğu kararı nasıl yorumluyorsunuz? O konuyu değerlendirmek için aslında birkaç toplantı geriye gitmek lazım. Evet. Yani COVID konusu sönmeye başlamış olsaydı ki varyanttan önce o noktadaydı. Aslında piyasa Bank of England'dan bir faiz indirimi bekliyordu. Ama Bank of England, İngiltere Merkez Bankası yeniden COVID'i yaşananları gerekçe göstererek o adımı öteledi. Şimdi tekrar 0.25 seviyesine geldik ki. Evet. Hatırlarsanız bu COVID döneminde aslında indirecek faiz yoktu. Bank of England açısından baktığımızda 0.15'lik bir moral indirimi diyelim. Moral indirimi yapmışlardı. Şu anda onu geriye aldılar. Yani bunun sinyal etkisi aslında daha önemli bir hareket diye düşünüyorum. İkinci nokta şu. Tabii geçtiğimiz dönemde, yani COVID'in ilk çıktığı dönemlerde bunun etkisinin deflasyonist olacağını düşünürken kamunun müdahaleleriyle bir anda çok ciddi enflasyonist olduğunu gördük. Dolayısıyla bu varyanta yönelik kaygıların içinde de bu enflasyonist baskıların artması
söz konusu. O yüzden büyük bir ihtimalle merkez bankaları ekonomiyi çok net yavaşlatan bir noktaya gelmediği sürece biraz daha enflasyon konusunu göz önüne alacaktır ki bazı ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri bunlardan bir tanesi, ara seçimler de var. Dolayısıyla ara seçimlere bu kadar yüksek bir enflasyonla gitmek isteyen bir Demokrat Parti iktidarı olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi geçen hafta Fed'in malum kararlarını aldık, Aralık FOMC kararlarını aldık ve Powell'ın söylediklerinin birebir yansımasıydı. Yani Powell en son Amerika'da Senato'nun bankacılık komitesinde enflasyonda geçici söyleminin kaldırılması gerektiğini ve kaldıracaklarını beyan etmişti. Toplantı karar metnine baktığınızda ki enflasyonda geçici kelimesinin kaldırıldığını gördük. Bir diğer unsur tabii ki varlık alım miktarındaki azaltım hızı arttırıldı. Tapering 2'ye katlandı, 15 milyar dolardı ve bunu 30 milyar dolara çıkarttılar. Aynı zamanda 2022 ve 2023 totalde 6 faiz arttırımı, yani 2022'de 3 faiz arttırımı, 2023'te de 3 faiz arttırımı beklentilerini paylaştığını gördük noktasal grafiklerde. Öncelikle bu durum aslında piyasaların beklediği ölçüde bir şahin duruş diyebilir miyiz? Çünkü genelde fiyatlamalara baktığımız vakit sert sayılabilecek bir fiyatlama yok. Yani dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde yerleşmiş durumda ama hani o 98'lere 100'lere doğru bir atak hareketi yapmış değil. Özellikle de 2 yıllık tahvil getirisi ve 10 yıllık tahvil getirisindeki geri çekilmeler devam ediyor. Hem Fed'in hamlesini hem de piyasa reaksiyonunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi Fed açısından bakarsak aslında Fed reel olarak bir adım atmadı. Yani şunu demek istiyorum. Zaten varlık alımlarını hiç enflasyon konusu olmasa bile bitirecekti. Çünkü onların fonksiyonu kalmamıştı artık. Dolayısıyla orası zaten bir enflasyona yönelik adım olarak okumuyorum ben. Geçici kelimesi veya noktalara baktığımızda da orada çok net bir taahhüt yok. Yani piyasanın hala algısı üzerinden sıkılaştırmaya çalışıyor Fed. Bu açıdan önemli tabii ki. Ama piyasa bir ara 4 tane faiz arttırımını konuşurken 3'ü görünce zannediyorum biraz yavaşladı. Bununla başa çıkabiliriz diye düşündü. Ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi piyasa dediğimizde sanki piyasanın tamamı böyle düşünüyor gibi bir durumda yok. Bahsettiğiniz gibi Amerikan tahvil eğrisine baktığımızda veya Euro dolar eğrisine baktığımızda ve hatta altına baktığımızda aslında Fed'in hatalı davrandığı, enflasyonun geçici olabileceği, atacağı adımların ekonomiyi yavaşlatacağına dair bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla piyasanın da kafası çok net değil, farklı yönlere doğru koşan yatırımcılar var gibi gözüküyor. Ben 2022'de ilk başta Fed'in şahin olacağını ama ikinci yarıda tekrar enflasyon konusundaki görüşünü gözden geçireceğini düşünüyorum. Mesela Powell yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki senenin ikinci yarısıyla beraber enflasyonda bir geri çekilme olacağını ısrarla beyan ediyor. Hani tamam geçici ibaretini kaldırdı ama enflasyonun mevcut seviyelerde devam etmeyeceğini ve yılın ikinci yarısıyla beraber düşüş hareketinde bulunacağını beyan ediyordu. Siz mesela bu yoruma katılıyor musunuz? Çok mantıksız değil. Yani baktığımız zaman zamanlamasını bilmiyoruz aslında. Bu sene olacak diye bekliyordu herkes. Tedarik zincirindeki sorunlar bir noktada çözülecektir. Aynı zamanda da aslında emtia fiyatlarında bir geri çekilme net bir şekilde görüyoruz. Tabii burada Çin'in de yavaşlayacağı beklentileri var ki gerçekten yavaşlıyor da. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda evet bazı konularda bir geri çekilme olacak. Ama işte eğer ücret tarafı verimlilikten daha hızlı bir artışa geçerse veya beklentilerde ciddi bir bozulma olur, o hane halkının davranış biçimini değiştirirse, o zaman bu sene sorun olarak gördüğümüz tedarik zinciri ve arz problemlerinden bir anda talep kaynaklı bir enflasyona geçeriz ki o da çok ayrı bir sorun tabii. Şimdi Fed'i konuşuyoruz, İngiltere Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Ciddi anlamda şahin adımlar atılıyor. Yani ciddi anlamda dediğim işte Avrupa Merkez Bankası ile kıyasladığımız vakit daha şahin tarafta duran Anglo-Sakson bir kültür var. Peki Avrupa tarafını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ECB Başkanı Lagarde en son yaptığı açıklamada 2022 yılında yani önümüzdeki sene itibaren bir faiz arttırımını görmediklerini söyledi. Ama enflasyon da o tarafta yükselmeye devam ediyor. Peki enflasyondaki bu yükseliş hareketi Avrupa Merkez Bankası'nın görüşlerinin değişmesine sebebiyet verebilir mi? Ben aslında ECB içinde bir ayrışmanın başladığını düşünüyorum. Yani belli ölçüdeki bunların başında Almanların gelmesi beklenebilir. Sayıda Merkez Bankası, üye banka aslında bence enflasyondan rahatsız. Dolayısıyla gelen toplantı sonrası bazı adımlara baktığımızda onların izinin de orada olduğunu görebiliyoruz. Tabii
Avrupa Amerika ile karşılaştırıldığında ister demografik olarak bakın, ister sermaye piyasası, bankacılık sektörünün ekonomiye katkısı olarak bakın, ister kamunun müdahaleleri açısından bakın, çok daha zayıf bir noktada duruyor. Dolayısıyla yeni Alman hükümeti çok ciddi anlamda bir altyapı paketi, harcama destek paketi açmadığı sürece ben Amerika'nın gerisinde kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, programımızın burada sonuna geldik. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.